Merhaba canlarım, hayırlı akşamlarımız olsun. Nasılsınız canlarım? İyisiniz inşallah. Biz de işte yaptık, ettik, şöyle yedik, içtik. Annesi dökmeyesin üstüne. Merhaba de. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Bugün size çok kötü bir problem anlatacağım. Tövbe Dinleyin. estağfurullah. Şimdi bir tane bir papatya vardı. O papatya çok hastalandı. Neden? Çünkü trafik kazası oldu. Adam vardı, o geçiyordu. Tövbe estağfurullah. Hemen Hayali oyun anlatıyor. yere yattı hemen. Son olarak da hasta geldi. Son olarak da yatıyor. Şimdi o arabada biraz araba gidecek. Diğer hastaları bekliyor. Ambulans. Bir de evet ambulans. Sonra da Gülcan ve Gülcan kim kız? YouTube'cum. susar mısın? Takipçin mi? Susar mısın? Yok takipçim değil. Gülcan, Nusa, Dondurma bakıyor ama. Onun ismi neydi? Gülcan. İyi hadi tamam bir kadar yeter dondurma yalıyorsun. Böyle ölçeğe girecek telife melife. Kapatıyorlar sonra yorumları. Ay aman uğraşamam. Sonra dondurma yalarken olmuyor. Yasak. Çocuklar böyle çıkmıyor ekrana. Anladın? Hadi git dondurmanı ya sonra bitince gelip konuşursun canlarım. Ama Merhaba kapatma canlarım. tamam Tamam. Hayırlı akşamlarımız olsun dedik canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de işte bugün uğraştık, yaptık, ettik. Çoluk çocuğu doyurduk. Kendi iftarımızı da açtık elhamdülillah. Hacıyı da çarşıya gönderdik. Tabii o tam çekimin sonunda geldi o hacı. Onun için kapattım aniden. Çık çık anahtar sesini duydum ya canım. Böyle mesele canlar. Yeni abonelerimiz gelmiş. Şerife Poslu İzmir'den. Buradan hoş geldin diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum kendisine öpüyorum. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bir de Emel Erdem hanımefendi çok güzel yorumlar yazmış. Allah razı olsun. Hoş geldi Emel Erdem hanım. Hoş geldi. Sefalar getirdi. O da 2 haftadır izliyormuş beni. Buradan yine kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Canlarım. Böyle canlar. Bir de Emine Çalışkan diye biri. Dün bir şeyler yazmış, çizmiş. Sonradan da işte özür dilemiş. Sen olduğun gibi devam et demiş. Onu da buradan öpüyorum. Özrünü kabul ettim zaten kendisini. Canlarım. Böyle büyüyor. Kanalımız da büyüyor. Yine bir beğeni tuşlarınıza basın. Yorumlarınızı yapın. Canlar. Yani beraber büyüyelim diyorum. Ben şöyle bir kek yemedim. Yaptım keki ama yemedim. İnanın. Oğluşu yolcu ettim. Gitti malum yarın iş var. Gitmek zorundaydı yani. Zorunda olmasa gitmez. Benim çocuklarım hepsi ev çocuğu. Hiç evden ayrılmazlar. Anasının kuzuları, erkek olsun, kız olsun hep evdeler. Torun da öyle. Bir yere çıkmıyor. Bir yere gel kızım gidelim gelelim. Yok anne ben evde duracağım. O da öyle. Ne var bilmiyorum. Bende mi şeytan tüyü var? Ne var bilmiyorum canlarım. Şimdi burada çayım var sıcak. Banucuğum da demiş ki bu kadar demiş. Banu diyetisyen olan. Yani yanlış hatırlamıyorsam. İftardan sonra demiş. Çok demiş hani karıştırma. Allah muhafaza obeziteye davetiye çıkarıyorsun falan demiş de. Zaten yemiyoruz ki fazla. İftarda fazla yenmiyor. Ivır zıvırla zaten idare ediyorsun valla. O kadar çok tıka basa yemiyorum. İnsanlar neler yiyor? Yine de teşekkür ediyorum ilgisine, alakasına. Allah razı olsun. Uyarıyor arada. Arada bir geliyor, Anne, gidiyor. Öyle her şimdi zaman da olmasa. şampuanı Kullanabilirsin bir tanem. Urfa şalı herhalde o. Ver bakayım buraya. Dur. Gülcanım, Gülcan buradan seni öpüyorum. O da demiş ki bu renkleri demiş Urfalılar takıyor abla demiş. Biz de yarısı Tamam, Urfalı olduk alayım, herhalde dur. sanki kızdan dolayı. Her şeye ayak uydurmak lazım. Değil mi canım? Kabullenmek lazım yani zor da olsa bazı şeyleri. Buradan Serpil'ime de çok selamlar gönderiyorum. Nasıl oldu durumu? İyi mi acaba? Daha iyi ki tabii yorumlar yazıyor. Buradan mutlu oluyorum. Hepiniz iyi olun.
Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Kim ne muradı varsa, dileği varsa gerçekleştirsin. Mübarek günler yüz hürmetine inşallah ya Rabbim hepinizin. Ne muradı ne dileği varsa tabii herkesin içini Allah bilir. Ben bilemem. Ne bileyim. Kimisi işten yana yani şey yapar. Nasıl olmuş ya? Dilek diler Allah'tan bir şeyler. Kimisi ne bileyim evlilik ister. Kimisi şifa ister. Kimisi iş ister. Allah işte herkesin gönlüne göre versin diyorum buradan. Çok güzelsin. Hadi onu bitir aşkım, ellerine ağzını yıka gel. Bir tanem benim. Lafa da çomak sokuyor ya, canı sağ olsun. Ne söyleyeceğimi de unutuyorum. Canlar böyle. Rabbim herkesin isteğini muradını versin. Dediğim gibi Serpil'imi buradan öpüyorum. Sevgi Çevi'mi öpüyorum. Bir tanelerim onlar. Onlara şey yapamam yani. Unutamam. Allah razı olsun hepsinden. Hepinizden. Hepinizi yavaş yavaş tanıyacağım. Dahil olacaksınız siz de listeye. Yoklamaya sizi de dahil edeceğim. Yani böyle devam edip gideceğiz inşallah. Bakalım nereye kadar Rabbim ne gösterecek. Anneciğim yapma. Şu tarafta ileriye git. O zaman bir çayım vardı dedim. Kekinen. Bir de bu var. Bu hemen erir. Getirdi kız bana. Dolabı açmayı da öğrenmiş. Arada bir açık bırakıyor. Daha zaten yeni yapıldı. Ne yapayım, şunu yiyeyim bari. Canınız çekmesin. Hakkınızı helal edin canlarım. Bir tadına bakabilir miyim? Hayır, seninki de siyah. Sen yedin dışını. Uyanık. Benim uyanık kan... spor. Ben yemeye başladım. Dışını kemirmişsin. Beyazı kalmış. Öyle yapacaksın tabii bari. Gidip çekmeceden bir tabak da getirebilirsin. İki. Ama iki tane, biz iki kişiyiz ya. Yani. Tamam. Nalan'la sen. Nalan'la ben, evet. Yusra'yla ben. Arkadaşız ya, Nalan diyor. Benle uğraşmayın. Sizi Serpil Tekin'e havale ederim valla. Valla çiğ çiğ yer size. Bak yazmışsınız orada. Mesajlarda Serpil Tekin diye basın. Uyarmış size. Uyarı almışsınız. Yani sizin yeriniz olmak istemem. Hay. Böyle canlarım. Aşkım benim suyum vardı orada. Yine teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Su getirmiş benim aşk yumağım. Bu da benim. Tabak istedim. Sen su getirdin. Sen getirdin mi? Ben de sana tabak. Yok. Gündüz iyi ya. Açıyor açıyor. Dolaptan alıyor. Bitti. Çubuğunu yalıyorsun. Buna da numara koyuyorlar. Yalan değil mi? Yok araba veriyoruz. Yok bilmem ne veriyoruz. Yalancılar. Benim suyum burada sevgilim. Hadi bunu al altına, var mı tabağın? Tamam. Üstüne de su içelim. Midemizi üşütmeyelim. Açar mısın şunu? Ama senin orada bir sürü açılmış suyun var. Bak lütfen. Onları iç anneciğim ya. Her dakika bak açıyorsun bu yarım. Döküyorsun yerlere. Olmuyor. Bunun hepsini bitir o zaman. Otur. Hadi bakalım. Senin öyle 4 tane şişe içmen lazımmış günde. Şimdi de kekimizi yiyelim. Güzel olmuş kek. Bakın. Bitireceksin onu. Ben onu bitireceğim, sen de onu. Hadi yarış yapacağız.
yaptım daha çok içiye. Bunu zeytinyağla yaptım. Halis zeytinyağı. Güzel olmuş ben ama. Ya, ben de açmayacağım. O zaman ben seni geçerim. Hem de seni tek geçerim. Sen beni... Çay içersen dişlerim sızlar mı acaba dondurmanın üzerinden? Sonra mı içeyim? Çatlamasın diş minelerim. Aman. Nalancım, adaşım. Bir tanem, Nalan Taşkın. Kristallerin ne durumda? Kristallerini yesinler senin. Kulak kristalleri oynamış onun da. Baş dönmesi vardı. Nasılsın, iyi misin canım benim? Yoğun herhalde zannediyorum ya da başım aşı deniyor. Ama hiç yorumsuz bırakmıyor. Hiçbir şey yazmasa da bana kalp atıyor. Yani bir yorum yapıyor. Allah razı olsun. Canım bir tanem. Ne iyi insanlar var aslında. Vallahi bile iyilik için yaratılmış insanlar var. Kötülük için yaratılan insanlar da var. Onun mayasını öyle yaratmış Rabbim. O öyle, o öyle. Ama değiştirebilir istese kendisini. Çünkü çevrede iyi insanlar da var. Onlara örnek alabilir. Yaptıkları hoş olmaz, hoş karşılanmıyorsa. Bir iki yaptığından ne bileyim ihtar alıyorsa kendisini düzeltmesi lazım bence. Üstünlük dünyada kimse kimsenin kalbini kırmaya hakkı yok. Vebal bu. Bizim mübarek günlerdeyiz yani. Mübarek Ramazan'dayız. Kat be kat daha fazla layığını bulur yani. Biliyorsunuz kalp kırmak günahların en büyüğü. Tanımadığın, bilmediğin insan hakkında. Ne bileyim. İyi insanlar da var dediğim gibi. Çok iyi insanlar da var. E tabi dünyada melek de var, şeytan da var. İyi insan da olacak, kötü insan da olacak tabi. Kimisi meleğin talebesi, kimisi şeytanın talebesi. Hangisini tutarsan ona gidersin. Çok güzel olmuş, dayanamadım. Bitti vallahi hepsi. Kibarlık yaptım, şimdi elimle yemedim. Ama tabağa dikebilirim, kırıntı kaldı çünkü. Kırıntı da berekettir biliyorsunuz. Asla bunların dökülmesine izin veremem. Şunları da ağzıma boşaltacağım. Nazım yedim. Gidebilir miyim? Nereye gidiyorsun? Geleceğim şimdi. Sohbete mi katılmak istiyorsun? Hadi buyur bakalım can kuşum. Şimdi biz 5, 2, 3, 4. Bizim 4 tane Barbie'miz vardı. İkisi öldü. Döndü dolaştık yine Barbie'ye. Öldü mü? Evet. İkisi... Canlı mıydı onlar? Yok, canlı değildi. Canlı olmayan şey nasıl ölür peki? Can. Açıkla bakayım bana. Öyle uydurma yapma yani hayali. Onlar canlı. Evet, onlar canlı. Evet, canlı. Nasıl? Yürüyor, evet. Yemek yiyor. Ama dur bir dakika, oradan oraya bir sığamadım be. Evet, canlı onlar. Hı. Evet, canlı. Yemek yiyor. Hı. Bak Seymour. Ay. Yandın değil mi? Yavaş içeceğim. Yavaş iç bakayım. Yavaş canım. Bir çek. İçmedin ki. Gelmedi ağzına. Gördüm ben oradan. Şey. 4 tane babimiz vardı. Hepsi örttü. Babiş mi gelmiş? Ne başın sağ olsun. Ah vah vah başımıza gelenler. Susar mısın? 4 tane babimiz vardı. Ördü. Babiş mi gelmiş? Biz ne yapacağız? Kaç tane kaldı şimdi elinde Barbie? 20 tane. Hmm. Çok var zaten. Bilmiyorsun ki öleni kalanı da fark edemezsin kalabalıktan. Konuşma sen. Ama öyle konuşma sen denmez. Anneanneciğim lütfen bana izin verebilir misin? Anneanneciğim lütfen izin verir misin? Tabii ne buyur. Olur. Buyur bebeğim. Konuşabilirsin. Şey bizim 4 tane babemiz vardı. İkisi de öldü. Ne yapacağız? Hemen.
Bir tane papatya vardı. O öde iyi olacaksın dedi. Semra. Doktorculuk oynadın yani değil mi? Evet. Semra, Büşra. Papatya. Ne kadar güzel isimler kız. Papatya. Başka? Nursen. Nursen de mi var? Evet, Nursen onun arkadaşları. Evet, papatya öldü. Başka? Papatya öldü. Başka? Sema öldü. Başka? Büşra öldü. Hepsi başka. Ölmüş. Bu toplu katliam mı? Başka? Doğal afet mi? Başka? Salgın hastalık mı? Başka? Ken öldü. Bütün aile gitmiş. Evet arkadaşlar. Peki hastalık sebebi ne bunların? Ölüm nedenleri? Bilmiyorum işte ben de. Allah Allah, zehirlenme mi acaba? Evet. Nedir, bilmiyorum. Anneannesi ona bir şey vermiş. Mantar mı yediler acaba? Mantar yediler, o yüzden onu zehirlendi. Acıda yediler, o yüzden hastaladı. İshal de var. İshal. İshal de olmuş. Evet. Onu da öğrendin. Evet. Ama şu şey an dokundu. Şu an onların tuvaletleri yok o yüzden, ama çok var. Var ya burada klozetleri onların. Klozet. Çocuklara niye saklıyorsun, kilitliyorsun? Nereye yapacaksın? Altlarını mı yapsınlar? Klozetleri vardı ya, kız tuvaletleri burada. Yazlıktakini karıştırdım. Banyoya koyuyordun, hatırladın mı? Yazlıkta klozetleri vardı Barbie'lerin. Küvetin şeyin oraya koydun ya, duşakabinin önündelerdi. Hatırladın mı? Ay, içi gitti şimdi. Hadi kalk, yazlığa gidelim. Atalım gelelim onlara. Tamam. Hadi. Hadi ben gidiyorum, ben sararım. Ay, Kadir inanır da fenalaşmış. Evet bakın zaten şöyle göster. Bahar Öztan gitti. Ona da Allah rahmet etsin. Tamam tamam. Kadir inanır da hayırlı şifalar diliyoruz buradan canlarım ya. Sevdiğimiz bir aktör. Allah şifasını versin. Tez zamanda inşallah atlatır. O kadar da pek yaşlı değil. Allah yar ve yardımcısı olsun. Nerede varsa. Canlar. Eğildim kalktım. Öpüyorum, hızlı öpüyorum. Sonra ekran o şekilde alıyor, koyuyor resim olarak. Canlarım hepinizi öpüyorum. Öptüm buradan. Çayımızı da içtik elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Verdiği her nimete, hadi verdiği her sağlığımıza şükürler olsun. Tamam anneciğim. Bir dakika, şimdi oynatamam onu. Tripodu da kırıldı zaten. O gün de ne yapmışım size bir şey anlatayım. Yemek pişiriyorum. Tripod yok ya, kırıldı. Şöyle bir kapak, tencerenin kapağı. Onun da tutağı var. Onun tutağına bu telefonu oturttum. Böyle tencereyi üstten çekiyor. Ne yapıyordum ya? Ne yemek vardı? Kuru fasulye pişiriyordum. Tripod da yok, onu oraya diktim. Sonradan ne olduysa bu kız geldi, benim aklıma aldı. Şöyle bir şey mi attı, ne yaptı tezgahın üzerine? Hiç haberim yok. O kuru fasulye şeyini izlerseniz sonlarına doğru buharın üstünde telefon Allah tarafından, yani şöyle canlarım, şöyle koymuşum ya, vallahi şu kaynayan tencereye şöyle durmuş. Şöyle durmuş kaynayan tencerenin üzerinde. İçine düşmemiş Allah'tan ki. Kaynar tencereye. Bir fark ettim ki bayağı bir çekim de var. Bak, kuru fasulyeyi izlersen sonuna doğru böyle bir karartı, bulanıklık gibi bir şey var. Şöyle duruyor telefon. Biraz daha şey olsa, mesafe yakın olsa tencerenin içine girecekti. Ara yok. Vallahi eriyip girecekti telefon. Öyle bir yani tehlike atlattım. Allah korudu yani yine. Yemin ediyorum. O kuru fasulyeyi izlerseniz tencerede en sonunda yatıyor böyle, kendi kendine duruyor. O şekilde son anda fark ettim yani. 5 dakika falan mı o şekilde çekmiş. Hadi göstersene yani, Barbie'li. Yani zor. Şimdi oynatamam diyorum ya, bak ben ne anlatıyorum sana. Barbie'nin neyini göstereceğim? Getir buradan, göster elinden. Öyle gösteremem. Tamam, yatıyorlarsa hastalık getirme buraya da, bize bulaşır. Kusura bakma. Yatsınlar iyileşsinler, öyle gösteririz. Şu an hastalar değil mi? Oynatma yerlerinden. Yoğun bakımdalar mı? Kalp masajı yapıyordun demin sen onlara. Ay, yapıyorum. Nereden öğrendin sen kalp masajını bakayım? Ben öğrendim.
Vallahi billahi bir güzel yapıyor ki. Ağzım açık kaldı. Bebeğin üzerine eğilmiş. Böyle ellerinden kalp masajı yapıyordum. Onlar şimdi ağır hasta. Hiç kaldırma, oynatma yerlerinden. Öyle gösteremem de telefonum ve mikrop alır onlardan. Kusura bakma iyileşince. Öyle yok. Baksaydım. İhmal etme çocuklarına. Baktım da ben anneannesine dedim, babaannesine, ona bir pilo babaanneleri var onun. Babaanne bakamadı o zaman. Ah bu babaanneler, anneanneler tabii daha iyi oluyor. Babaanne bir tane acı biber yediymişti. Görüyor musun? Anneannesi de mal mı yediymişti, öyle hastalandı. Ha, anneannesi de suçlu. İkisi de bunlar böyle. O yüzden bence bakamadım. Ben çekim yapıyordum o yüzden. Çekimi bırak artık, çocuklarına ilgilen. Çekim çekim çekim, yani perişan edecek seni. Nasıl ilgileneceğim? Ben onu anneannesine verdim. Anneannesi hiç bakamadı. Peki de anneannem mi babaannem mi bakamayan? Hepsi bakamadı. Hepsi. Kaan da bakamadı, babası. Nalan mı, Bülbül mü bakamadı? Bülbül de bakamadı. Nalan? Nalan da bakamadı. Lütfen çok rica ederim, bak şimdi. Hayır, yani hakkımı yiyorsun benim. Ben bakarım bana bıraksalar. Bana bırakmadın sen. Unuttun herhalde, kafan karıştı. Bırakacağım sana birazdan. Ben iyileştiririm. Babaanne bakamamıştır. Ay. Evet, babaanne. Babaanne olmadığım için. Bütün babaanneler topa. Olduğum zaman, o zaman onları da müdafaa edeceğim canım. Şimdi anneanneciyiz. Böyle canlarım. Pardon. Pardon. Evet. Öyle yaparsan bak olmuyor işte. Gelemezsin buraya. Olmuyor. Bak bir tane çilek şeyi koymuştum. Çileği ağzına koymuş sırf yaprakları görünüyor diye. Vallahi ona şey geldi. Uyarı geldi. YouTube kendisi kaldırdı o videoyu. Çocukları şey diye işte. Olmuyor. Hayır, öyle bir şey ağzına koyup gelmiyorsun. Tamam. İstemiyorum. Hı. Yok. Tamam canım. Tamam. Hadi bak, kapatacağız aşkım. Hadi. Şimdi hamamcı teyze geldi. Hani dedim ya sana, hamamcı teyze, hamamcı teyze, altınlarım çalındı, bulamadım. Onu açıp da oynayalım birazdan seninle, karşılıklı göbek atalım. Tamam, dur. Tamam mı? Tamam. Ben de her şeyden yani müzik çıkartıyorum canım ya. Anneanneciğim bir susar mısın ya? Peki efendim, buyurun, söz hakkını veriyorum size. Buyurun efendim. Şimdi hamamcı teyze vardı. Biz Barbie'lerle oynuyorduk. Arkadaşları vardı onların. Poşetinin içine koymuş. Hiç hamamcı bakmamış. Ve son olarak da poşetine koymuş, hamamcı bakamamış. Ve son olarak da Allah'tan ki arada Esra onu Barbie'ne poşetin içindeler ya, bu yüzden arada onu Esra telefonu açtı, ben aç dedim, sonra da o açtı telefonu böyle kulağına koydu, sonra telefonu dedi ki aradığın kişi şu an ulaşılmıyor. Ulaşılmıyor telefonları. Tamam, amca teyze kapatmış mı telefonu? Evet, kapatmış. Suçlu. Gördüm ben orada. Torbanın içine Barbie'leri doldurmuşsun, kaç tane? Poşetin içinde, lavabonun içine koymuş. Onlar orada boğulurlarsa, onlar kaçsa, sabahtan beri oradalardı biliyor musun sen? Niye öyle hainlik yapıyorsun sen? Tamam da. Tamam, yıkandılarsa, havuza mı girdiler, ne yaptılar? Tamam kaldı, bak üşüttü çocuklar. Ama hamamcı teyze açmamış. Bağırsakları bozulmuş. Aradığınız kişi şu an ulaşılmıyor diyor telefon. Bugün pazar tabii, kapalı herhalde hamam. Kadın evinde. Kadın evinde de ama amca teyze. Onlar giymek istemişti. O yüzden giymişler, çok üşümüş. O zaman onlar dünden girdiler oraya. Kadın da pazar diye kilitledi kapıyı. Onlar orada kaldı. Mahsur kaldılar içeride. Yazık. Evet, Allah'tan ki Esra'nın araktığı var. Ona da açmış böyle. Açmış. Niye çıkarttın? Hamamın anahtarı mı var Esra'da? Evet. Sonra da hamamcı çok şaşırdı. Hamamcı içeride miydi? Evet, hamamcı içeride, Allah'tan ki gitmemiş. Telefonu açmadı diyorsun. Nasıl oluyor? Telefonu da açmadı, o yüzden duymamış. Duymamış. Gürültülü ya, evet. Hamam böyle yankı yapıyor. Çok güzel şarkı söyleniyor hamamda. Yankılanıyor ve mikrofon gibi sesin. Çok güzel oluyor. Evet, telefonda diyor ki aradığınız kişi şu an ulaşılmayın diyor. Ulaşılamıyor. Öyle. Ulaşılmıyor diyor. Ulaşılamıyor. Evet. Söyle bakayım. Ulaşılmıyor. Ulaşılamıyor. Ulaşılmıyor. Ağzını yerim.
Hadi veda edelim o zaman. Canlarım sizde canlar sizde şaşırdınız mı bu kadar? Ben şaşırdım. Çok telefonla şimdi telefon diye aradığınız kişi şu an ulaşılmıyor. Tırnaklarını evet. Göster şöyle. Oh, evet yanıyor. Yanıyor tırnaklarımızda. Ulaşılmıyor. Tırnaklarını göster boyalarını. Evet. Ay çok güzel. Bak ulaşılmıyor işte telefonu. Bana da yapmıştın ya ayaklarıma. Evet. Ne et kaldı ne tırnak her taraf boyandı. Telefonu ulaşılmıyor anneanne. Ama kurtarmışsın. İyi hadi gözün aydın bakalım. İyileşir onlar korkma. Evet. İlaçlarını verirsin düzenli. Allah'tan ki hamamcı içerideymiş. Oldu canlarım. Hadi canlarına veda et. Canlarım diyorsun ya. Evet o yüzden ya. Seviyor musun takipçileri? Seviyorum da ama telefon... Ne kadar seviyorsun takipçilerimi? Çok seviyorum da. Kim isimleri aklında kalan var mı? Bakalım. Evet. Kim? Söyle bakayım. Adı Canlar. Adı Canlar da ben isimlerini sayıyorum ya tek tek. Hiç aklında kalmadı mı? Birkaç tanesinin adı. Sema. Evet başka. Büşra. Nerede? Takipçiler. Hı hı. Başka? Sema, başka bir şey. Sevgi olmasın o? Hacı dede. Hacı dede kim kız? Hacı'yı gönderdik. Tavukları pişirdik. Hacı'yı çarşıya gönderdik. Hacı geldi. İçeride. Televizyon izliyor. Hacı uzanmış. Hacı fışfış. Aklıma gelmedi demek ki. Değil mi? Esra. Evet Esra var takipçilerde. Sen. Annenin adı. Tamam bitti. Bitti mi canım? Hı-hı. İyi bakalım hadi. Hadi vedalaştın değil mi? Canlarımdan. Evet. Telefonuna da ulaşılmıyor. Tamam canım benim. Böyle Arap şeyhleri gibi koyduk bunları da böyle. Arap şeyhleri de böyle koyuyorlar ya. Çöl sıcaklarından yanmasınlar diye kafalarına böyle. Böyle canlarım. Kendi kendine bir hayal aleminde işte oyun oynuyor, şey yapıyor. Aşkım bir tanem. Bebişim. Kapattın değil mi? Yok. Niye? Kapatacağım şimdi. Niye kapatmıyorsun? Kapatıyorum. Canlarım görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgimi de öpüyorum burada sevgiciğimi. Canlarım görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Ama gel buraya sen şey demedin. Hani böyle beğeni falan diyordun ya bir şeyler. Aklın eriyor mu onlara? Gel. Ne ya? Bir daha ya. Heh. Ne yapsınlar? Yorum like atsınlar. Ne yapsın? Yorum like atsınlar. Yorum like atsınlar diye bak ufacık çocuk bile görüyor musunuz? 4 yaşında. Yorum, like, beğeni, abone sayımız artsın. Hoşça kalın, dostça kalın canlarım. Sizleri seviyorum.